Merhaba ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Hannah Montana'nın 2 bölüm daha yayınlandı. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrası spoiler olduğunu biliyorsunuz. Lily'nin de okuldaki diğer bütün kızlar gibi Jack Ryan'dan etkilendiğini biliyoruz. Ama bu hafta işler epey bir karıştı. Jack okul dansı için Miley'e teklifte bulundu. Fakat Miley kabul etmeyince bunu Lily'ye sordu. Sebeplerine birazdan geleceğiz ama Miley de Jake'le birlikte olmak istediğini fark edince iki yakın arkadaş arasında resmen kıyasıya bir rekabet başladı. Öyle ki dans sırasında bir yandan Lily bir yandan Miley Jake'i kollarından çekiştirirken biri punch'ın üzerine biri de abur cuburların üstüne düştü. Siz siz olun, asla hoşlandığınız kişilerin arkadaşınızla aranıza girmesine izin vermeyin arkadaşlarım. Çünkü sevgililer gelir gider ama arkadaşlar, gerçek dostlar daima yanınızdadır. Miley ve Lily de buna karar verdi ve en sonunda birlikte dans ettiler. Ve ikisi de Jake'i unutmuş gibilerdi. Peki sizce gerçekten öyle miydi? Diğer bölümde ise Lily'nin bilim konusundaki üstün yeteneklerini gördük. Ashley ve Amber, Miley ve Lily'yi havalılar listesinde en son sayfaya koyunca okulda işler epey bir kötüleşti. Oliver bile kızlarla konuşurken görünmemeye çalışıyordu. Bu yüzden de Hannah'ın konuk olduğu ve Amber'ın da yarışmacı olarak katıldığı yarışmada Lily'nin özel formülü olan o bilimsel dumanı Amber'ın üstüne püskürterek onu milyonların önüne rezil etmeye karar verdiler. Sonrası birazdan. Stewart erkekleri bu hafta beni yine gülme krizine soktular. Robbie ve Jackson resmen bir şaka düellosuna giriştiler ve bu düellonun her anı o kadar keyifliydi ki. Her şey Robbie'nin Jackson'a "Sen daha babanı bile kandıramıyorsun" demesiyle başladı. Ardından ise Jackson'ın ilk hamlesi gecikmedi. Babasının çikolatalı pastasını yiyip pasta yerine masanın altından kendi kafasını çıkararak babasını korkuttu. Ardından da Robbie ise Jackson'a inanılmaz sevimli bir pijama giydirip o uyurken yatağını sahile taşıdı. En sonunda ikisi de her an gelebilecek bir şakaya karşı tetikte oldukları için kapı çaldığı sırada kapılarına gelen 10 milyonluk ödülü kaçırdılar çünkü kapıyı açmaya korktular. İkisinden de zaten daha azını beklemezdim ben. Bir de Jackson ve Robbie'nin gıcık komşuları ve köpeğiyle olan imtihanlarını izledik. Komşu köpeği Oscar asla susmuyordu. Robbie ne zaman müzik yapmaya çalışsa sürekli havlıyordu. Bu yüzden de Jackson onu susturmak için babasının günlerce özenle biriketip marine ettiği bonfileyi fırlattı. Evet, aynen bunu yaptı. Daha sonra ise küçük köpek Oscar'ı daha büyük bir köpekle korkutmaya çalıştılar. Fakat korkan taraf büyük dostları oldu. En sonunda ise Jackson hem Oscar'ı hem de sahibini elleriyle muhteşem lezzetli etlerle beslemek zorunda kaldı. Yani kazanan taraf küçük köpek Oscar oldu. Miley'nin Jack Ryan'dan hiç hoşlanmadığını zaten biliyorduk. Fakat bu hafta çok ilginç şeyler oldu. Miley, Hannah olarak Jack'in dizisinde oynayacaktı ve hemen çekimden önce Jack, Miley'e dansa gitme teklifinde bulundu. Fakat Miley bu teklifi kabul etmedi. Sette sohbet ederlerken Jack, Hannah'ya Miley hakkında gerçek hislerinden bahsetti. Onu çok güzel ve çok zeki bulduğunu ve herkesten farklı olarak ünlü olduğu için ona ilgi göstermemesinin çok hoşuna gittiğini söyledi. Kendisiyle aslında aynı şeyleri hissettiğini gören Miley ise Jack'ten hoşlanmaya başladı. Ama sonra neler olduğunu biliyorsunuz. Punch ve abur cubura bulaşarak birbirleriyle dans eden iki yakın arkadaş Miley ve Lily. Amber ve Ashley'nin havalılar listesinin Miley'nin canını ne kadar sıktığından bahsetmiştim size az önce. İşte böyle Miley de kendi katılacağı yarışmada Amber'ın yarışmacı olacağını öğrenince Lily ile birlikte o yeşil dumanlı planı hazırladılar. Fakat tam da Amber o yeşil dumanın altına girmeden önce Hannah ile yaptığı sohbette eskiden herkes onunla dalga geçtiğini ve bu yüzden şu anda insanlara kötü davrandığını söyledi. Hatta eğer yarışma iyi geçerse artık insanlara daha iyi davranacağını da ekledi. Bizim gerçek starımız Miley ise Amber'ın bu sözlerine inandı ve yeşil dumanın altından kendisi geçerek milyonların önünde rezil olmayı göze alarak Amber'ı kurtardı. Fakat sonuç değişmedi arkadaşlarım. Amber eskisinden de daha kötü bir şekilde insanlara davranmaya devam etti. Maalesef bazı insanlar ne yaparsanız yapın değişmiyorlar işte. Acaba Miley sonunda kendisine göre birini bulabilecek mi? Jackson daha ne şapşıklıklar yapacak? İzleyip göreceğiz. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.